Değerli dostlarım merhaba. Soru ve cevaplara devam ediyoruz. Kağıt ve kalemleriniz lütfen hazır olsun. Hep beraber soru çözüp hep beraber öğreneceğiz. Tüzükler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Normal hiyerarşisinde tüzük kanunlardan alt sırada yer alır. Tüzükler hazırlanmadan önce Yargıtay onayından geçer. Kanunun uygulanmasını açıklayan hukuki kaynaklardır. Kanuna aykırı tüzüğün iptal davası idari yargıda açılır. Tamamen bilgiye dayalı bir soru. Geçerli sebeple fesih hangi tür sözleşmelerde mümkündür? Sürekli iş sözleşmesi, belirli süreli iş sözleşmesi, belirsiz süreli iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi. Kanun metninde aksi yönde hüküm yoksa, sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça şeklinde hüküm varsa hangi hükmü niteliği hangisidir? Tanımlayıcı hukuk kuralı, emredici hukuk kuralı, yorumlayıcı hukuk kuralı, tamamlayıcı hukuk kuralı. Tanımlayıcı, yorumlayıcı, tamamlayıcı. Kanun hükmünde kararnameler ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Temel hak ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenir. Kanun hükmünde kararnameler Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılabilir. Kanun hükmünde kararnameler kanunları değiştiremez. Kanun hükmünde kararnameler Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılabilir. Normal şartlarda aşağıdaki yerlerden hangisinde basınç en yüksektir? Deniz seviyesinden 10 metre yükseklikte, deniz seviyesinden 50 metre yükseklikte, deniz seviyesinden 100 metre yükseklikte. Aşağıdakilerden hangisi bir yatırım türü değildir? İdari para cezası, yapılan işlemin iptal edilmesi, ihtarname, adli para cezası. İş sağlığı profesyonelleri için uluslararası etik kurallar aşağıdaki hangi kuruluş tarafından hazırlanmıştır? ILO, WHO, OSAS, Uluslararası Dünya Sağlık Örgütü. Hangisinin yanlış olduğunu soruyor. Antrakoziz hastalığı kömür madenciliğinde görülen bir meslek hastalığıdır. Silikoziz hastalığı kristalize olmamış silika tozlarının neden olduğu bir hastalıktır. Pnömokonyoziz tozlu havanın teneffüsü sonucu oluşan meslek hastalıklarının genel adıdır.
Silikozis hastalığının tedavisi mümkün olmamaktadır. Yanlışı soruyor. C. Bir devletin nasıl yönetileceğini belirleyen, kişi hak ve özgürlüklerini düzenleyen yasalar bütünlüğüne ad verir. Kanun, anayasa, yönetmelik, tüzük. Kimsenin yaşına, cinsine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamayacağı hükmü aşağıdakilerden hangisinde yer alır? 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 1593 sayılı Umumi Hıfzı Sıha Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu. Anayasa. Hep beraber bir sonuçlara bakalım. Birinci soru TÜZİK için. Bir Bolu TÜZİK'ler hazırlanmadan önce Yargıtay onayından geçer. Bu söylenemez. İkinci soruya bakalım. Fesih. Hangi tür sözleşmelerde mümkündür? Belirli, belirsiz süreli iş sözleşmelerinde mümkündür. 3'e bakıyoruz. Aksi yönde hüküm yoksa, sözleşmeyle aksi kararlaştırılmadıkça şeklinde hüküm varsa, hükmün niteliği hangisidir? Tamamlayıcı hukuk kuralı. 3. Denizli. 4. soruya bakalım. Kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak doğru olanı soruyor bize. 4. soru Denizli. Kanun hükmünde kararnameler Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılabilir. 5. soru. Bu temel hukukla alakalı sorular. Elbet biraz zorlayıcı. Bunlar bilgi gerektiriyor. Normal şartlarda aşağıdaki yerlerden hangisi de basınç en yüksektir? Deniz seviyesinde. Altıncı soru. 6. Ceyhan. Hangisi yaptırım türü değildir? İdari para cezası, yapılan işlerin iptal edilmesi, adli para cezası. Bunlar yaptırım türüdür. Fakat ihtarname değildir. 7. soru. İSG profesyonelleri için uluslararası etik kurallar hangi kuruluş tarafından hazırlanır? İCO. Dünya Sağlık Örgütü diye düşünmüştüm ama İCO'muş. Bunu da bilmemiz gerekiyor. İCO sorularda çıkıyor. 7 Ceyhan, 8 Denizli. Yanlışı soruyordu bize. Silikozis hastalığının tedavisi mümkün olmamaktadır. Demek ki mümkünmüş. Antrakozis hastalığı kömür madenciliğindeki meslek hastalığıymış. Silikozis hastalığı kristalize olmamış silika tozlarının neden olduğu bir hastalıkmış. Silikozis. Pnömokonyozis tozlu havanın teneffüsü sonucu oluşan meslek hastalığıymış. Tozlu havadan dolayı. 9'a bakıyoruz. 9 Bolu. Bir devletin nasıl yönetileceğini belirleyen, kişi hak ve özgürlüklerini düzenleyen yasalar bütününe anayasa denir. 10
10 Bolu, kimsenin yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamayacağı hükmü anayasada geçmektedir. Bir başka soru cevapta görüşmek üzere, hoşça kalın.